Evet arkadaşlar, bugün yine efsane bir içerikle karşınızdayım ben Ercan. Bugün ETS2'deyiz. Bomba gibi bir oyun olacak. Elimizde bir Renault tır var, kendi tırım. Bakalım, ETS2 serisine başladım. Şimdi büyük yok. Önce büyük alacağım. Zaten yük alma yerindeyiz. Önce bir motoru bir çalıştıralım. Şimdi selamlamasını yaptı bize. Şöyle ışıklarını açalım. Bakın şimdi sese bakın. Şu sese hastayım abi. Şu sese hastayım ben. Şu sese bitiyorum. Hastayım abi ben şu sese. Efsane bir ses, efsane. Şimdi bir iş ve işçi kurumunda değilim şu anda. Şu an bir yerdeyim. Şöyle geri geri gelip şuradan şey alacağım. Bir iş alayım. Sonra onu yerine getirmeye çalışalım. Tamam, çok güzel abisi. Hemen alalım. Serbest çalış, harici sözleşmelere geliyorum. World of Trucks sözleşmesi alalım. Şimdi 10.000 veriyormuş. Bunu nereye getiriyoruz buradan? Odan senin haber deney. Oo, İngiltere. Abi ben İngiltere'ye gitmem. İngiltere'ye gitmek, Malmö'ye. Şu an en karlı iş bu. Şunu götürelim, teslim edelim. 2 saat 45 dakika zaten. Yol da değişik bir yola benziyor şurada. Her türlü yaparız bu işi. Hadi bakalım. Malmö'ye, İsveç'e götüreceğiz. 10.226 euro alacağız karşılığında. Gayet o 10 numara kardeş. Gayet 10 numara. İyi yolculuklar. Eyvallah. Sağ olasın aslanım. Sana da iyi yolculuklar. Şimdi. Şöyle bir geleyim yavaşçık. Şöyle yapacağım. Şimdi ben size air süspansiyonları da göstereceğim. Araçtaki air süspansiyonları. Efsane güzel oluyor. Efsane. Çift dorse olur. Hiç sıkıntı değil. Efsane güzel oluyor. Şeyi biliyorsunuz arkadaşlar, oyuna yeni geldi. Bizim şey sistemi de var. Siz söyleyin. Şu anda fark edemedik. Oyuna geldi. Sistem, otomatik fren sistemi de geldi oyuna. Gayet güzel abi, gayet güzel. Otomatik fren sistemi falan. Bir dahakine hani şerit takip falan gelecek büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bir daha bir şey gelirse şerit takip gelecek gibi geliyor aklıma. Otomatik fren geldi. Bir yamada da hani bir süre sonra da artık şerit takip gelir. Yollara düşme vakti. T'yle bağladım. Tır bağlandı, kilitlendi. Şöyle uzunlarımı da yaktım. Arabamın birinci vitese takıyorum. Ve devam ediyorum şimdi. Çıkış yönü şu tarafta. Haydi bakalım, hayırlı yolculuklar şimdiden bize. Yavaştan çıkalım. Çok kasmadan. Şöyle yaparsak daha iyi. Yoksa kaza yapacağız gibi. Sola dönün. Dönelim sola da. Gayet güzel oldu bu. Toparlayalım şimdi arkayı. Normal gidebiliriz artık. Abi bence 10 numara 5 yıldız. Şu anda 10 numara 5 yıldız gidiyoruz. Ben size tırımı da göstereyim. Süspansiyonları da göstereyim bu arada. İmdata çektik. İndirdik. Şimdi bakın arkadaşlar. Tırım şu şekilde, bir Renault tır. Efsane bir tır oldu. Işıkları görüyorsunuz, çok yakışıklı duruyor. Çok yakışıklı. Şu üstteki güneşliği efsane güzel oldu. Şimdi süspansiyonları da hemen ayarlıyorum. Bakın süspansiyonları indiriyorum şu anda. Ya da şu üst ön tarafı kaldıracağım, arka tarafı inik kalsın. Arabanın önü kalkıp şöyle güzel süspansiyonu basmış olalım. Arkayı da kaldıralım, şöyle bir zıplasın arabaya giderken. Hissedelim onu ya. Bir çalıştırayım. İmdatı indirdim. Hissedelim ya şu güzel bir şey, bir görelim yani, bakalım nasıl oluyor. Gayet güzel abi, gayet güzel. Gayet 10 numara 5 yıldız gidiyoruz şu anda. Sola dönmeye hazırlanın. Döneceğiz, sola da döneceğiz, sıkıntı yok.
Dönelim senin yerimize. Gelen giden var mı? Sola dön. Biraz hız keselim. Yavaşça şöyle dönelim. Hadi, ay ay ay. Hop 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 hop. Hop. Biraz hızlı girdik. Daha yavaş girmeliydik. Hızlı girdiğimiz için de ben hani geniş bir dönüş olduğunu zannediyorum. Kısa bir dönüşmüş. Dar bir dönüşmüş. O yüzden sıkıntı. Şöyle yavaşlayalım. Çünkü soldan ne geldiğini şu an için görmüyorum. Sol. Ha, bir şey yok soldan gelen. Zaten o kendi şeridinde gidiyor. Açık kalmış, kapatalım. Çok yakışıklı, çok güzel oldu. 80 km falan 10 numara 5 yıldız gideriz böyle. Zaten 2 saat 32 dakikamız var. Bu arada oyunu oynadığım ekipmanım Logitech G920. Gayet güzel, gayet güzel oynanıyor. Hani bu oyunu oynamak istiyorsanız bir direksiyon çok işinize yarar gerçekten. Bir klavye mouse bu oyun için biraz sıkıntı. Yani boyundaki hazzı alamazsınız tabi herkesin imkanı yettiği kadar. Ama bir direksiyon setine ihtiyacımız var. Şu anda bende bir shifter yok. En kısa sürede bir shifter ayarlayıp shifterla yoluma devam etmek istiyorum açıkçası. Hızı da sabitledim. Gayet güzel abi, gayet güzel. Yolumuz da güzel. Şimdi bu evden sonra bir Ford kargo alacağım. Ford kargo süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Eski bir araba. Beygir gücü bunlara göre çok çok düşük. Ama oyunda göreceğiz bakalım neler yapabiliriz onlar. İkinci videoda Ford Cargo ile çalıştıracağım orayı. Nostalji yapacağız şöyle Ford Cargo'da güzel bir. Yavaşlatalım hemen. Ben de diyorum ki neden bu araba yavaşlıyor? Yokuşmuş zaten 70'e düştü. Burada bir ne var? Kontrol bölgesi mi var? Abi düşüyoruz tamam ya, sakin ya. Şöyle sağdan gidelim çünkü yeşil işaret orada. Atalım indirte, tamam. Ah be kardeşim 234 euro ne ya? Çekildik indirte. Ne diyoruz sanki 234 euro bir adam bizden ya. Geçiş ücreti gitti zaten. Her zaman orta şeritli gitmeyi severim. Yani bir orta şeritli çift şeritli yazacağım. Üç şeritli yolda orta şeritliydim. Gerçekten öyle. Çünkü sağa sola geçişim rahat olsun istedim. Her zaman. Köşe şeritli tıkanıp kalmak istemem.
80 kilometre güzel gidiyoruz. Kayış gibi gidiyoruz. Renault'larımız var. Birçok farklı türde çekeceğim. Birçok farklı türü size göstereceğim arkadaşlar. Birçok farklı türde birçok yere gideceğiz. Daha bak, haritamızı göstereyim size. Daha keşfetmemiz gereken o kadar çok yer var ki. İleride Türkiye modu da gelecek. Şöyle Türkiye modunu da oynayacağız. Merak etmeyin. Bu işte yeniyiz belki ama en iyisini yapacağız. En iyisi. Başlığımız her işte en iyisini yapıyoruz. Gayet yakışıklı. Uzunları bilmiyorum. Boşuna yanmasın. Adamlar şimdi uzunlara çıkıp ibri sormaya başlamasın. Bak bak hani şu yanda şeritler var ya, şeridi geçtiğin anda hemen direksiyon titremeye seni uyarmaya başlıyor abi diyor. Araba kaçıyor diyor yani, tamam mı? Şeridinde değilsin, ona göre davran diyor. Uyuma diyor, sağına soluna bak. Kendine gel. Şurada hocam benzin ihtiyacın olacak, devam. Belki bir uyuma şekli yapabilirdik ama zaten 1 saat bir yolumuz kalmış. 10 saat veriyormuş peşi tamamlamak için bana. Oyun içinde 4 saat veriyormuş. İlerleyin. Virajlar efsane. Şimdi ileride bak bir dönüş var. Gördün mü? O keskin bir dönüş. Keskin bir viraj. Yaklaşırken bir tık yavaşlayacağım oraya da giderken. Mahalleye bakıyorsun. Mahalleye kaç? 9 kilometre. Süper abi. Ooo tünel. Abi çok iyi olmuş ya. Şöyle ışıklar ışıklarız böyle. İsveç'te tünellerdeyiz. Bak bak bak. Ya şu parlamalar falan. Gerçekçi hissiyatı veriyor bu oyun sana. Hissediyorsun yani. Tamam diyorsun. Ya ben sürüyorum. Başarı kazanıldı, köprü yolları taştan. Şu köprüye bak. Neyse İsveç'e gidip görmedik demeyiz abi. Gördük, İsveç'te gördük her türlü. İsveç'te gidip görmedik demeyiz. Abi ama yavaşlıyorum ya, ben şey miyim, nasıl yok etmeyeyim ben ya, saniyede mi yavaşlayacağım? Yavaşladık işte de zaten bizim yerimizde, burası değilmiş. Şöyle böyle. Şu 2500 euro kilitledi bana ya. 2500 euro. Az para mı abi 2500 euro ya? Ah bir de 172 de buraya verelim abi, bir şey kalmadı ki biz. Para kalmadı yani. Neyse. Sıkıntı yok ya, sıkıntı yok. Yine de kârdayız abi. Kaç tane geçiş noktasına denk geldik abi. Sağdan gideceğiz ben. Abi bu kadar geçiş noktası da fazla bence. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkış. Düz ilerleyin. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sağa dön. Yani
Göteborg. Göteborg değişimize. Biraz hızlı keselim. Şöyle. Zaten bak gördüğünüz süreçler oluyor. Oy oy oy, çok keskin var. Çok keskin var. Biz de göremiyoruz ki. Kaç ton ya? 24 ton. O yüzden araba zorlanıyor abi. Araba zorlanıyor ya. 24 ton çekerken çıkışlarda falan zorlanıyor yani. Düz ilerliyor. Zorlanıyor diyemem. Çok zorlanıyor. İzlemin sen de zorlanıyor. Arabayı da o kadar bir şey taktım, motor taktım. Sonradan değiştirdim, güçlendirdim arabayı ama hayırlısını düz ilerleyin. Evet, düz tamam oldu. Başarıyı elde ettik. Ama şimdi ya abicim, ben sinyal veriyorum Allah'ını sevdiğim. Sen niye yavaşlamıyorsun ya? Ben zaten belli bir hızla girmişim oraya. Ben dönmem lazım benim yani. Neden böyle yapıyorsun ki bana? Ben de anlamıyorum. Dönen kavşakta ikinci çıkışı kullan. Az yavaşlarım ben, kavşak sıkıntı. Şimdiki çıkışı kullan. Oğlum niye böyle? Güzel. Düz geldik ileride. Abi geldik. Ve sonra sağa dönün. Kesin altımızı bir yapalım şuraya verelim. Zaten yediğimiz cezalardan gittik. Sağa dönün. Varış noktasına ulaştınız. İyi günler. Eyvallah, sağ olasın. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden herkesin bayramını kutlarım tekrardan. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Gayet güzel. 19 seviyede olduk. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.